Türkiye'nin iş konusundan, sanayi konusundan en büyük şehirlerden birisi. Ancak Türkiye'den daha özel Bursa'da gençlere bir iş imkanı, bir gelecek imkanı sağlanmıyor. Üniversiteden ayrılan gençler, üniversiteyi bitiren gençler, mezun olan gençler iş bulamıyor. Onlara bir kaynak sağlanmıyor, onlara bir gelecek sağlanmıyor. Bu olmayınca da evet, çünkü bunlar ülkede, bu ülkede gençlere imkan, iş imkanı sağlanmayınca, gelecek imkanı sağlanmayınca, kültürel imkanlar sağlanmayınca da gençler maalesef ki Avrupa'ya gitmek durumunda kalıyor. Bu da aynı zamanda gelecek kaygısı. Yönetim kademelerinde yer edinebiliyorlar, ne farklı yerlerde, farklı düzeylerde yer edebiliyorlar. Sadece iktidarın kendi belirlediği, kendi istediği gençler, kendi yandaşlarından olan gençleri kendi bölümlerine, kendi istedikleri yerlere taşıyorlar. Ama gerçekten emek veren, yıllarını okuyarak, kendi bölümünde okuyarak emek veren gençlerse maalesef ki yüksek not almalarına rağmen, mülakat dedikleri ucube bir sistemle yüksek bir not almalarına rağmen 90 alıyorlar, 95 alıyorlar, 80 alıyorlar sınavda, ancak mülakata gelince mülakattan kazanamıyorlar. Bir şekilde bu gençler bu ülkenin yetiştirdiği nadide gençlerdir, ama bu ülkeyi yönetenler bu gençlerin bu ülkede gerçekten söz sahibi olmasını, iş sahibi olmasını istemedikleri için gençlerin de böyle bir gelecek kaygısı meydana geliyor. Bir özgür düşünce sorunu da var. Bu ülkede bir genç özgürce kendini ifade edemiyor. Kendi belki AKP'den olmayabilir, MHP'li olmayabilir, yani yeşil sollu olabilir, başka diğer partili olabilir, ama bu ülkede bir genç çıkıp ben işsizim, ben çalışamıyorum, ben iktidardan memnun değilim, iktidar bana bir gelecek vermiyor dediği zaman, öbürsü günü o gencin kapısına yüzlerce polis gelip vay sen gel buraya, sen nasıl bunları konuşursun diye özgürlüğünü, düşüncesini, düşünce ifadesini gerçekten rehin alıyorlar. Sadece partimizin kitapçığında da mevcut gençler üzerindeki gençlerin sorunlarını ve sorunlarına çözüm odaklı kendi kitapçıklarımızda hepsi yer alıyor ve biz bunları da her gittiğimiz alanlarda deklare ediyoruz. Bir kere gençlik politikasını, gençlerin politikasını kendileri belirlemeleri gerekiyor. Kimsenin elinin altında, iş güdümünde gençler olmaması gerekiyor. Bu yüzden de Gençlik Bakanlığı kuracağız. Ve sadece gençlerin yönettiği bir bakanlık kuracağız. Gençler özellikle üniversitelerde işsiz, hem üniversitede okuyor hem de okurken de çalışmak zorunda kalıyor. Bunu değiştireceğiz. Gençler üniversitelerinde rahat okusunlar, ailelerinden maddi destek almasınlar, bir işe gitmek zorunda kalmasınlar, çalışmak zorunda kalmasınlar diye biz gençlerimize maaş vereceğiz. Aynı zamanda bütün gençlerin sigorta hakları vardır, gençlerin sağlık hakları vardır. Sigorta haklarını ve sağlık haklarını çalışan ve çalışmayan gençlerimizde hepsini ücretsiz yapacağız. Sağlıkta gençlere ücretsiz hizmet vereceğiz. Aynı zamanda gençlerin politikada yer almasını sağlayacağız. En önde yer almasını sağlayacağız. Çünkü gençler öncü olduğu sürece politikayı da değiştirebilir. Üniversitelerden mezun olan gençleri özellikle politikaya, sağlığa, adalette, bütün devletin bütün kesimlerinde özellikle genç yöneticiler, öncü genç yöneticiler yetiştireceğiz. Öncü genç yöneticileri söz hakkı vereceğiz. Çünkü gençlerin başkalarının elinin altında, güdümünün altında söz hakkı olmayan yerlerde durmasını kabul etmiyoruz. Korkmayın. İktidardan korkmayın. Çünkü siz korktukça, siz endişelendikçe onlar size daha çok baskı uyguluyor.
Başınız dik olsun. Kafanızı kaldırın. Sesinizi yükseltin. Her zaman, her zaman, her yerde söz sahibi olun. Çekinmeyin. Kimseden çekinmeyin. Çünkü onlar sizden korkuyor. Sizin politikleşmenizi istemiyor. Onlara gençlerin de bu ülkede var olduğunu, söz sahibi olduğunu her zaman belirtin. Bunu onlara her zaman dayatın. Gençler özgürleşmedikçe bu ülke özgürleşmez. Gençler bu ülkede söz sahibi olacak. Gençler bu ülkeyi tekrardan aydınlık günlere getirecek. Genç başladık ve biz genç bitireceğiz.